Bayilerde sıkıntımız en büyük iade sıkıntımız. Bakkala veriyoruz da abi diyor sana ekmek 30 tane yeter. Yok diyor bana 40 tane ver. 45 ver yetmez. Verdiğimiz 45 ekmek sabah 15 tanesi geri alıyoruz ve o resmen çöpe gidiyor. Çöpe atmıyoruz ama hayvanlara veriyoruz ama fırıncı için bu çöptür yani. Zarar yani. 30 ekmek veriyorsun mesela 50 ekmek veriyorsun sabah gidiyorsun 10 tane iade aldığın an o kar resmen gidiyor. Bu kalan bayat ekmeğin sebebi sizce nedir? Bakkalların gözü açtı diyeyim. Yani 5 tane ekmek yoksa diyeceğim diye 10 tane ekmek oluyor, 5'i kalıyor veya 10'u kalıyor. 5 tane yoksa olmaz abi. İlla bana fazla ver, dolabında fazla görünsün. Kalırsa kalsın, sen ne düşünsen yap diyor. Fırıncının en büyük zararı bu bayat. Kar, nasıl kar veriyor da bakkala 60 kuruş. Bununla ve bir bayat ekmek çok büyük zarar fırıncı için. Patron 60 kuruşu bakkala veriyor. Günde 50-60 ekmeğe, 70 ekmeğe de bayata verirse bir şey kazanmayacak. Bize şoför de ne versin, işçiye ne versin. Bu bayilerde kalan bayat ekmeğin sebebi ne? Sorumlusu kim sizce? Bunun sorumlusu tamamen işletme sahipleri, yani bayi sahipleri, bakkal sahipleri diyelim. Biz hani defalarca hani bırakıyoruz, hani bittiği zaman tekrar hani getirme şansımız olabilir dediğimiz halde ya işte ben bir daha fırınımı arayacağım, işte bir daha kim uğraşacak, işte sen bırak, işte 5-10 tane kalsa da bir şey olmaz gibi yaklaşımlar oluyor. Halbuki bu yanlış bir yaklaşım. Çünkü yani binlerce fırın var ve her bakkaldan 5-10 tane ekmek kalmış olsa bu bayağı bir ciddi rakam yapar. Hani bunun önüne ancak tamamen işte işletme sahipleri, bakkalların daha fazla hani dikkat etmesi, özen göstermesi, kalmaması için düşünceli olması lazım. Onun dışında da başka bir sorun yok. Bayilerde kalan bayat ekmeğin sebebi ne? Sorumlusu kim? Bayat ekmeğin sorumlusu insanlarımız. Ekmek beğenmiyorlar. Bayilerin ekmek üreticilerine haksızlık yaptığını düşünüyor musunuz? Onları da kötülemiyorum ama onlar da diyorlar ki işte ekmek olmazsa hiçbir şey olmaz. Onlar da hepsi birbirine ekmek, yumurta bilmem ne vesaire vesaire diyorlar. Tabii ki haksızlıklar oluyor yani. Dediğim gibi bayatı yok, çare yok. Götürüyorsun. Kalanı diyor ki al götür diye. Bir şey dediğin zaman işte tehdit ediyor. Yani bir şeyler yani. Zor yani. Eskisi gibi değil. Çünkü alternatifleri çok. Ekmekte çok israf var. Hani bunu bayiler de bile bile alıyor. Mesela satabilecekleri halde alan var. Satamayacağı halde alanlar var. Bu konuda çok israf oluyor. Artık ona da birilerinin dur demesi gerekiyor yani.